yerlerden birisidir. Bağlar, bahçeleri, ovası olan ve kendi içerisinde huzuru, sükunu, kendi içerisinde kendi kaideleri bulunan bir yerleşim yeridir. O zamanlar İslam köylüler mavi gökle çatlamış toprak arasında hayat kavgalarını veriyor, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Şimdi o zaman da yani 20'li 30'lu yıllarda benim köyüm aç değildi. Fakat yemin cedid, rızgın cedid, yani günlük hayatını ancak idame ettirir durumdaydı. Geliri nihayet ekerdi, biçerdi. Eğer iyi bir yıl olursa oğlunu verebilir, kızını gelin edebilirdi. Zaten o zamanda Anadolu köylüsünün pazarla bir ilişkisi yoktu. Pazardan dört beyaz alırdı. Alabilirse gaz alırdı, bez alırdı, tuz alırdı, şeker alırdı. Şeker bir lükstü. Gazsa fevkalade dikkatli kullanılan bir malzemeydi. Bizim ailemiz köyde bilinen bir aileydi. Köyün diğer ailelerine nazaran mali durumu biraz daha iyi olan, ama mali durumu iyi dediğim zaman zannedilmesin ki bir komşunun diğer komşudan çok farkı var. Nihayet bir dönüm topraktan aldığı buğdayın miktarı 80 kilo. 80 kilo buğdayla bir yere varmak mümkün değildi. Topraktan sulayacak su yoktu. Elektrik yok, telefon yok, yol yok. En lüks sahip olduğumuz şey 3 öğretmenli 5 sınıflı bir okuldu. O büyük bir yani. Ve gittik, bizi okul müdürü, okul müdür muavini falan hararetle karşıladılar. Çünkü onlar da istiyordu köylerden falan çocuklar gelsin okusun. Okuma, yani ortaokulda okuma sadece şehirlerin imtiyazı olmasın. Ve parlak bir öğrenci olarak hocam beni takdim ediyordu. Kaydolduk ve okumaya başladık. 238 numarayı aldık. Süleyman Demirel, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yılında dünyaya gelmişti. O yıllardaki genç devlet Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, Türk ordusu düşmanı denize dökmüştü. Ama Anadolu yıkılmış, yakılmış, harap bir haldeydi. Ayrıca Cumhuriyet'in ilk yıllarında baş gösteren ekonomik bunalım ortalığı kasıp kavuruyordu. Yaraların sarılmasına çalışılıyordu. Küçük Süleyman Demirel, sonraları siyasi alanda rakip olacağı İsmet İnönü'yü ilk defa 1936 yılında Isparta'daki demiryolu açılış töreninde gördü. İstasyon meydanında parlak bir güneş günü hatırlıyorum. Babam meydana gidiyordu. Beni de götürdü. Beraber gittik. İşte meydana bir kürsü konmuştu. Kürsüde o günün başvekili merhum İsmet Paşa treni açtı, geldi. Demir yolunu açtı. Halka hitap etti. Orada gördüm. Çok iyi hatırlıyorum halen. Hem İsmet Paşa'yı hatırlıyorum, hem oradaki halkı hatırlıyorum. Kalabalık bir halktı. O günün kalabalığı Isparta'nın 8-10 bin nüfusu var o gün. Yani bakanlığının açtığı parasız yatılı imtihanını kazanınca orta ikinci sınıftan itibaren öğrenimine Muğla Lisesi'nde devam edecek, ailesine yük olmayacaktı. Ortaokul son sınıfı Muğla'da, liseyi Afyon'da okuduktan sonra üniversite sınavlarını kazanarak İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi. Türkiye'nin en revaçta olan mektebiydi. 6 sene süreli bir eğitimdi, zor bir eğitimdi. Ama 2-3 bin kişinin içerisinde ancak 100 kişi falan alırlardı. Gittim, o imtihanda başarılı oldum. Ve okudum mühendislik mektebini. 1948 yılında okulunu henüz bitirmeden İslamköy'den Nazmiye Şener Hanım'la hayatını birleştirdi. Bir arada büyüdük, beraber büyüdük. Ve her iki ailede
böyle bir izdivacı istedi. Daha sonra ben aslında mühendis mektebini bitirdim evde. Bitirmiştim de diploma almamıştım. 1948 senesinin 12 Aralık'ında evlendik. Gayet yürekli bir hanımdır. Benim işlerime karışmaz. Fakat bir dalgalanma olduğu zaman en büyük yardımcımdır. Her şart altında yardımcım olarak gelmiştir. Biz mutlu bir aile olarak geldik. Şimdi tümüyle kucaklayarak ve 60 milyon insanın 60 milyonunu kucaklayarak bana sevgisi vardı, sempatisi vardı, oy verdiğini demeden bu görevi Cenab-ı Allah'ın bana verdiği bütün gücümle yapmaya gayret edeceğimizden emin olmanızı rica ediyor. Ve işte böyle bir niyetle bu salı günü sabahleyin sizin temayülünüze uyarak Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanı, şu an bu kapıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak çıkıyorsunuz. Canlı yayın yapan TRT'ye duygularınızı ifade edebilir misiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasaya göre görevini yerine getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün üyelerine demokrasinin zaferi sayılacak bu neticeyi aldıklarından dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bana fevkalade onurlu, fevkalade sorumlu bir görev vermişlerdir. Bu görevi canla başla yapacağımdan herkes emin olmalıdır. Cenab-ı Allah bize yardımcı olacaktır. Milletimize yardımcı olacaktır. Ve Türkiye Cumhuriyeti ebediyete kadar var olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda Genel Kurul Salonu'nu teşrif etmek üzere. Kendi değerlendirmesine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, ilerlemeye devam edecektir. Büyümeye, ilerlemeye, güzelleşmeye ve hatır sayılır bir ülkedir, hatırı daha çok sayılır hale gelmeye devam edecektir. Anadolu'mun gönlündeki nefesi, ilim ile yoğrulan İslam köy efendisi, ay yıldıza turnalar, gülde bülbülün sesi, irade ateşiyle pişen devlet adamı, devlet devlet adamı, devlet devlet adamı. Köprülerle barajlar, uzayan yollar senin. Ne mutlu Türk'üm diye haykıran diller senin. Anadolu'da bir tabir vardır. Gelin ata binmiş de yağ nasip demiş de. Şapka demokrasinin simgesi haline geldi. Şapka benim değil, milletin şimdi.